karımı kocayız, emekli. Evimiz kira. 2250 lira maaş alıyoruz. Alabilirsem bir tane kabak alabiliyorum. Evet. Zeytinyağı yemesi gerekiyor ama girdiğim zaman alamadan çıkıyor maalesef. Elektriği suyu ödedikten sonra zaten gaz da çok lüks olduğu için bizim için şu anda en büyük imkanlar yorgan battaniye, o şekilde insana geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Muhalefete muhtaç olmamak, dışarıya çıkıp artık çok zor durumdayız dememek. Evet. Çünkü kimse anlamayacak. Çocuklarımız bizden daha çok etkileniyor. Evet. Bundan onlar da bize belli etmemeye çalışıyor. Evet. Öyle bir karabaş halindeyiz ki evimizde. Pazar yüzü görmüyoruz, emin olun. Market yüzü görmüyoruz. Gerçekten görmüyoruz. Ben kanser hastasıyım, benim midem %90'ı yok. Ben bir buz için ağladığım günleri bilirim başkanım. O kadar zor durumdayız, emin olun. Allah razı olsun, ben sokağa atıldım. Kadın kollarına bana ev buldular, sağ olsunlar, sevindiler buldum. Kızıma süt bile alamıyordum. Kirayı veremedik. Evet. Geçiştiremedik. Büyük oğlum okula gidiyor, liseye, diğer ilkokula gidiyor. Evet. Bu süreç içerisinde stresten dolayı erken doğum yaptım, 6 aylık. 1,5 yaşında kızım var. Ve bu da bende hastalık yaptı. Kendim rahatsızım, tedavi görüyorum. Kronik hastalıklarım var. Eşim de yani bir çalışsa, bir çalışamıyor. Zaten iş yok. İş yok. Evet. Geçim çok şey. Sağ olsun annemle beraber oturuyoruz bu süreçte, bize yardımcı oluyor. Evet. Artık anne baba olarak kendi hayatından, kendi beklentilerinden ödün vermek zorunda kalıyorsun. Evet. Çünkü çocuklar ön planda oluyor. Evet. Küçük kızım bakıma şey, maması var, bezi var. Diğer oğlum liseye gidiyor, bir sürü beklentisi var. Öbürü yine aynı. Evet. Birine yetişsen birisine yetişemiyorsun. Üzülüyorsun. Evet. İş imkanı zaten hiç yok. Evet. Zor yani, çok zor. Eşim özel sektörde çalışıyor. Çocuklarım büyük. Evet. Üniversiteye başladılar. Birisi bir sene hazırlık okuyor. Yani maddi durumdan dolayı gerçekten dershaneye gönderemedim. Siz çalışmıyorsunuz. Ben çalışmıyorum. İşe başvurdum ama gerçekten iş bulamadım. Evet. Bir yerde iş kuradı başvurdum. Evet. Eşim evet. Özel sektörde çalıştığı için özel sektörü biliyorsunuz. Evet, tabii. Yani evet. Eşimin aldığı bize yetersiz geliyor. Çocuklar okuduğu için, üçlü öğrenci. Evet. Yani geçimimizi idare ettirmeye çalışıyoruz. Markete gidiyorsunuz, her şey ateş pahası, hiçbir şey alamıyoruz. Evet. Okul masrafları falan da çok oluyor. Ev hanımları gerçekten çok zor durumda. Yani bir kişi çalışıyorsa evde bu kadar zammı nasıl kaldıracak? Sizlerin de yaşadığınız tabloyu bir şekilde dillendirmeniz lazım. Hiçbiriniz umutsuzluğa kapılmayın. Yani çünkü yani herkesin sorunu var. Yani sadece Ankara'da yaşayanların değil. Ben Yozgat'a da gidiyorum, efendim Hakkari'ye de gidiyorum. Orada da yapalım. Eşi de yok. Devlet sosyalse önce fakir fukaranın yanında olması lazım devlet. Geçinmekte zorluk çeken insanların yanında olması lazım. Dolayısıyla hani bu yoksulluğu bu topraklarda tarihe görmemiz lazım. Yazık ki Türk kendileri. Gerçekten. Yazık. Ömer, teşekkür etmedin anneciğim. Hadi öp dedeyim. Dedenin elini öp. 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 Elini öp başına koy. Hadi o işi ben hallettim.